başka bir şey var. Çin var. Arkadaşlar birazdan burada hep beraber anlaşacağız inşallah. Çok kıymetli milletvekili, belediye başkanları, teşkilat başkanlarımız, yöneticileri, misafirlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bayramınız mübarek olsun diyorum efendim. Değerli arkadaşlar, tabi bir ay Ramazan'dan sonra böyle mutlu bir güne bizi ulaştıran Allah'a hamdü senalar olsun diyoruz. Gerçekten kıymeti, maneviyatı çok yüksek bir aydan sonra oruçlarımızın kabul olmasına vesile olan bu mübarek Ramazan bayramında teşkilatımızla ve hemşehrilerimizle beraber olmak gerçekten bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Allah birlik ve beraberliğimizi ilelebet daim etsin diyor. Saygıdeğer milletvekilim, kıymetli arkadaşlar, biz teşkilat olarak bu birlik beraberliğimizi samimiyet çerçevesinde elbette ki 2014 Mart'ta da taşımak durumundayız. Bu yolda giderken nefsi arzularımızı bir kenara bırakarak 2014'teki belki de Türkiye'nin en önemli, en kıymetli kazanımlarımızın muhafaza edilmesi gereken bu seçimi en yüksek düzeyde kazanıp mevcut belediyelerimizi ve seçilmeyle ilgili hangi dallar varsa hepsini Türkiye ortalamasının üzerinde bir oyla alıp Bayburt'umuzun ve Türkiye'mizin başbakanı hediyesini biz de Bayburt'tan inşallah kendilerine vermiş olacağız. Biz diyoruz ki dünyanın birçok yerinde, Mısır'da, Suriye'de, Myanmar'da, dünyanın bir sürü İslam ülkelerinde sıkıntılar var ki elhamdülillah ülkemizde huzur, mutluluk, refah ve birlik, beraberlik, kardeşlik var. Biz Sayın Başbakanımız ve onun ekibine teşekkür ediyoruz. Bundan 10 yıl önce belki ülkemizdeki bu mutluluğu görmek bizim için hayaldi ama bugün onların sayesinde milletimizin desteğiyle bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Ben bu mutluluğumuzun daim olmasını diliyorum. Tekrar Ramazan bayramımızın hepimiz için mübarek olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizin bayramını yeniden kutluyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Kıymetli üyeleri, aziz gönüldaşları, hepinizi bu mübarek bayram gününde en samimi duygularımla, en sistem duygularımla selamlıyorum. Bayramın şahsınıza, ailenize, Bayburt'umuza, ülkenize ve dünyanın kanayan bölgelerine huzur, mutluluk, barış getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Başkanımızın ifade ettiği gibi biz sen ben için değil, biz için hep beraber buradayız. Sayın Vekilim, ben de, il başkanım da, diğer belediye başkanlarım da, diğer seçilmişler de bir dava uğruna, bir ideal uğruna bu teşkilatın içerisindeyiz. Şimdi biz, önümüzde gerçekten çok önemli bir seçim var. Aynen. Türkiye çok önemli günlerden geçiyor. Özellikle demokratikleşmede, insan hak ve hürriyetleri konusunda, yerel idarelerin kuvvetlendirilmesi konusunda, merkezi hükümetin ve yerel yönetimin yatırımları konusunda Bayburt'umuz ve ülkemiz daha önceki, bizden önce yaşayanların bu topraklarda hayal edemedikleri yatırımları hep birlikte alıyoruz. Ben de sizin desteklerinizle, Rabbimin takdiriyle 4,5 sene önce omuzlarımı aldığım yükü taşımaya gayret ediyorum. Bayburt'un ağır problemlerini teker teker çözmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Bayburt'un en önemli meselesi altyapıydı. O çok önemli. Yani bayram konuşması, bu fazla uzatmayacağım ama teşkilatımıza bazı malzemeler vermek adına da birkaç kelam etmeyi düşünüyorum. Sayın Hacı Polat. Evet amin. Sonunda ilk demez diyeceğim sana.
Lütfen rica ediyorum. Sessiz durursan dinleyeceğim seni. Tamam. Tamam. Ağzımı da kapatıyorum ha. Evet. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz su ishalatı meselesini çözdük, doğalgaz meselesini çözdük. Bizden önceki Bekir Bey döneminde katı atık tesis meselesi çözülmüş idi. Kanalizasyon, şehir şebeke ve atık su arıtma ile ilgili kanalizasyonumuzun ihalesi yapıldı 16,5 milyon TL'ye. Yer teslimi yaptık, bayramdan sonra inşaatımız başlayacak. Şehir şebeke ki şu anda asbest borularla biz vatandaşımıza su vermek durumunda kalıyoruz. Ta 84 yılında yapılmış. Bunun çözümü konusunda da il başkanımız hatırlar. Yılbaşındaki il başkanları toplantısında başbakanımızdan bizzat destek istedim. Projelerimizin hazır olduğunu ifade ettim. İller Bankası'na verilen talimat doğrultusunda bize 40 trilyon kaynak aktarıldı. Önce 20 trilyon kaynak aktarıldı. İkinci dilim konusunda da Ankara'ya gittik. Sayın Vekilimiz ve Gümüşhane Milletvekilimiz Ferhanuz Bey ile birlikte genel müdürümüzle konuştuk. 20 milyon daha Bayburt'a kaynak aktardık. Ve şimdi bu toplam 40 trilyon parayla, eski parayla Bayburt'un geri kalan altyapı meselesini çözmeye karar verdik. Kanalizasyon dediğim gibi. Şehir şebekesi ihale aşamasında, projesi hazır. Atık su arıtma tesisi de ihale aşamasında, projesi hazır. Bunlara da inşallah bu sene inşaata başlayacağız. Hizmetleri anlatmayacağım. Çünkü zaten siz gerisini biliyorsunuz. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu sene özellikle yaklaşık 4,5 senedir yürüttüğümüz projelerin meyve olma senesi, mahsul olup insanlar tarafından kullanılma senesi. Hizmetlerimizin sonucunda muamirlerimiz, insanlarımız tarafından kullanıldıkça takdirleri, tasvipleri hep birlikte alacağız. İşte Şehit Osman'daki uygulamalar insanların tasvibine sunuldu. Kent ormanımız insanların beğenisini kazandı. Ulu bahçemiz insanlar tarafından bize dua akışına sebep oldu. Kırk çeşmeleri adeta adından başka bir şey kalmayan kırk çeşmeleri tarihi ve turistik bir eser olarak insanımızın hizmetine sunduk. Taş hanımızı harabe halinden kurtardık, insanımızın kullanımına sunduk. Ve bu dönemde Saat Kulesi'nin çevre düzenlemesini yapacağız. Şehit Nusret Parkı'nı yeniden yapacağız. Baykent Şelalemiz başladı bu sene, bitiş senesi. İmaret Tepe'deki programımız bu sene bitmiş olacak. Kaldırım çalışmalarımız geçen sene hatırlayın bayramdan sonra başlamıştı yoğun şekilde. 26 tane caddemizi yeniden düzenledik. Aydınlatmalarını şimdi yaptık. Bayramdan hemen sonra aynı tempoyla kaldırım çalışmalarımızı yapıp devam edeceğiz. Yıllardan beri asfalt bekleyen mesela Bağkur evleri, Afet evleri, Arz sitesi, Oruçkent vesaire bunların asfaltlarını geçen sene yaptık. Bu sene de özel idaremizle yapmış olduğumuz bir anlaşma ile il başkanımız da il genel meclis üyesi, aynı zamanda il genel meclis başkanımı ve Ali Bey'e de teşekkür ediyorum. Yine 50 seneden beri asfalt görmeyen mesela Tepebaşı vardı. Geçen asfaltını serdik. İmam Hatip'in önündeki bütün arazinin asfaltını serdik. Öğretmen Lisesi'nin o bölgesindeki asfaltını yaptık. Beyzade toplantı salonunun, düğün salonunun etrafındaki yerlerin asfaltını yaptık. Öğretmen evi arkasındaki bölümün hazırlığını yaptık, asfaltını yapacağız. Yani bu sene asfaltlanmamış yer kalmayacak diyorum. Hepimizin bir tane gayesi var. Bayburt'un geleceğe daha huzurlu, daha kalkınmış, daha müreffeh, seçilmişlere verilen destekten sonra seçilmişlerin yüzümüzü kara çıkarmayacak şekilde bir uygulama peşinde hep beraber koşuyoruz. Biricik gayemiz Bayburt'u büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak. Bu konuda da Sayın Milletvekilimizle, İl Başkanımızla, Valimizle, gelecek Valimizle artık ve teşkilatımızla uyumlu bir şekilde hizmetlerimizi devam ettirmeye gayret ediyoruz. Her şeyi yapabildik mi? Hiç kimsenin her şeyi yapabilme gücü maalesef yoktur. Ama şunu ben iddia ediyorum. Bu şehrin meselelerini, mütevazi davranmayacağım, bu şehrin meselelerini benden daha iyi bilen kimse tanımıyorum. Bu şehrin meselelerinin çözümünü de belediye adına söylüyorum. Haddimi aşmak istemiyorum. Belediyecilik adına bu şehrin meselelerinin çözümünü de benden daha iyi bilen kimseyi tanımıyorum. Bitirmedim daha. Ağzını kapatma. Tekrar bayramın
hepimize huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Girdiğimiz yolun hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birliğimizin, beraberliğimizin, dirlik ve düzenimizin daim olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Belediye başkanları, genel meclis başkanı ve üyeleri, belediye meclislerimiz, il, ilçe, belediye teşkilatı üyesi arkadaşlarımız, gençlik kollarımız, hanımefendiler, ben de sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Bayburt'ta gerçekten huzurlu bir şekilde, çok rahat bir şekilde, özellikle Temmuz ayında üşüyerek bir Ramazan geçirdik. Bu her ile nasip olmaz. Biraz daha sıcak olsaydı daha iyi olacaktı ama çok şükür, çok rahat bir şekilde oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Ve Allah'a hamdolsun ki bayrama bizi bu şekilde ulaştırdı. Ben ailemizle birlikte, tüm sevenlerimizle birlikte nice nice bayramlara kavuşmayı Allah inşallah bizlere nasip eder. Tabii biz de yılın sonunda tekrar yaz tatiline girdik. İnşallah meclis açılana kadar ben Bayburt'ta olacağım. Özellikle Ramazan ayı çok verimli geçti. Ben aslında Ramazan'da biraz stresli olan bir insanım ama bu sene çok rahattık. Yer oldu arkadaşlarla birlikte bir günde 7 köy ziyaret ettik. 3 köy, 5 köy. Herhalde 60'a yakın bir köy ziyaretimiz oldu. İnşallah bayramdan sonra da elimizden geldiği kadarıyla bu köy ziyaretlerine devam edeceğiz. Tabii ki Ramazan'da bu iftar programları nedeniyle ilçelerimize ve belediyelerimize gidemedik. Çünkü gittiğimizde program yarıda kesilip tekrar dönmemiz gerekiyordu. Ve bayramdan sonra da ilçelerimize ve ilçelerimize bağlı inşallah köylerimizde ziyaret edeceğiz. Ve Bayburt'ta biz bu sene bir kampanya başlattık. Özellikle şunun idrakine biz vardık ki hani iktidardayız ve hizmet etmeye çalışıyoruz il özel idaresi ve belediye olarak ama maalesef devletten almış olduğumuz ödenekler nüfus kriterine göre bize para geliyor ve o nüfusa göre de hizmet etmeye çalışıyoruz. Şimdi değerli dostlar, bizim Bayburt'u şu anda nüfusu 130 binin üzerinde nüfusu var. Köylere gidiyoruz, il özel idaresi çöp kovalar koymuş ya köylere ve onların taşımasını yapıyor. İşte karşı geçit köyü diyelim, kışın 15 hane, yazın 70 hane. 15 hane olduğu zaman o çöpleri belki 15 günde bir bizim araçlar alacak. Ama şimdi 2 günde bir dolup taşıyor, böyle bir masrafımız oluyor. Belediyemiz herkese bu şekilde fazla para harcayarak hizmet etmeye çalışıyor. Bir de şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz yaz aylarında devlet hastanemizde doktor sıkıntısı yaşıyoruz. Bunun nedeni de bu sene çözdük yani. Bu nüfus kampanyasında aklımıza geldi. Biz diyelim Sağlık Bakanlığı'na gidiyoruz işte. Ya bizde de iki tane dahiliyeci var, bir tane daha dahiliyeci verin veya çocuk doktoru verin gibisinden. Bakıyorlar kriterlere, nüfusa göre Kütahya'dan sonra en fazla doktor Bayburt'ta var. O yüzden doktor vermiyorlar. Şimdi bir dahiliyeci veya iki dahiliyeci normalde 75 bin nüfusa gerçekten yeten doktor. Ama birdenbire 130 bine nüfusumuz ulaştığı zaman hastanemizde hizmet edemez duruma geliyor. Hani %10, %15 nüfusumuz artsa o arada kaynayabilir ama iki buçuk katı nüfusumuz artıyor. Burada sıkıntılar yaşıyoruz. Hani 2011 yılında 563 kişiyle biz milletvekili sayısı 2'den 1'e indi biliyorsunuz. Niye Bayburt'un iki tane değil de bir tane milletvekili vardı? Böyle bir kampanya başlattı.
Bu kampanyamız aslında 2011'den beri devam ediyor. 2011 yılında milletvekili sayısı 2'den 1'e düştüğü zaman zılgıtı kamuoyundaki halkımızın zılgıtını biz yedik siyasi parti olarak. Vay efendim 563 kişiyi getirtilemediniz mi, yazdıramadınız, ne için işte siyasetçilersiniz, ne için milletvekilisiniz, il başkanısınız, hepimiz bu zılgıttan yedik. Dedik ki 2015 yılında bu zılgıtı biz yemeyelim, halkımızı bilinçlendirelim. Şimdi ben tüm dernek konuşmalarımda, il dışındaki dernek konuşmalarımızda, televizyon programlarında, basın toplantılarında hep bu emekli insanların Bayburt'a taşınmasıyla ilgili konuşmalar yaptım. 2 yıldır yaptım. Değerli arkadaşlar, dernek yöneticilerimiz Bayburt'u biraz eleştirirler, dışarıdaki insanlarımız. Esnafımızı eleştirirler, siyasetçimizi eleştirirler, bizleri eleştirirler. Taşın altına ellerini atmalarını istedik. Ama 2 yıldır maalesef bunu başaramadık. Yani dertlenmediler ve Bayburt'umuza nüfus kaydı yapma hususunda pek başarılı olamadık. Bu sene dedik ki, bu sene biz Bayburt'ta dışarıda gelen insanlarımızı köylerde ziyaret ederek kendimiz anlatalım. Ama şunu görüyorum, maalesef hani kuru kuruya Bayburtluluk meselesini biz burada gördük. Belki de AK Parti iktidarında tek başaramayacağımız bu konu budur. İnsanlar hiç ilgi de göstermiyorlar. Yani bu adreslerini Bayburt'a alma hususunda. Ama biz sonuna kadar bunun mücadelesini yapacağız. Başarırız, başaramayız, onu bilmiyorum. Sadece benden de olacak bir iş değil. Sadece derneklerle de olacak bir iş değil. Teşkilatımızla, belediyelerimizle, ilgilenen meclisimizle, muhtarlarımızla bir bütün halinde biz bu kampanyayı devam ettirmemiz gerekiyor. Sadece Bünyamin Özbey'in meselesi değil, Bayburt'un meselesi. Gerçekten 89 yılına baktığımız zaman Bayburt'ta nüfus yok, sanayi yok, terör yok, sınır yok ama Bayburt vilayet oldu. Yani bu birlik beraberliğin sonucunda Bayburt vilayetlik hakkını elde etti. Ve eğer biz vilayet olamasaydık şu anda köse nüfusuyla eşdeğer bir nüfusumuz olacaktı. Biz eğer milletvekili sayısını 2'ye çıkartmazsak, eğer kış nüfusunu resmiyette işte 90 binlere, 100 bin liralara çıkartmazsak, belediye başkanımızın bahsetmiş olduğu asfaltlama, kaldırım işleri gerçekten çok zor olacaktır. Bu usta lütfen herkes üzerine düşen görevi yapsın. Nüfusu artırmak için hükümetimiz mesela üniversiteye gönderdi bizlere. 5000-6000 bu sene 6500 öğrenci olacak Bayburt'ta. Ekonomiye de ciddi anlamda katkı sağlıyor. Belki üniversite 10.000'e kadar çıkacaktır. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Mesela Bayburt inşallah Acem Birliği'ne kavuşacak. Onun bir mücadelesini veriyoruz. Bunu da seçim kampanyası olarak veya siyasi söylem olarak her tarafta söyleyebilirsiniz. Biz inşallah Acem Birliği'ne de Bayburt'a getireceğiz. Buna da bize nasip olacak. Yani hükümet bakın tünel yapıyor, işte yollar yapıyor, göletler yapıyor, barajlar yapıyor. Ama biz Bayburtlu olarak bir şeyler yapmamız gerekiyor kendi memleketimizde. Lütfen bu hususta sizler de duyarlı olun. Ben tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. İnşallah konuşmalar bittikten sonra bayramlaşma yapacağız. Burada beraber çay içeceğiz. Biz de hani özelde bir durum olan arkadaşlar olursa buradayız, görüşürüz. Bilmiyorum ilse verdi bayramlaşma programı herhalde yarın mı olacak onu tam bilmiyorum. İnşallah ilçelerimize ve beldelerimize de bayram arefesinde yani bayram içerisinde ziyaret ediyoruz. Ben tekrar sizlere saygılarımı sunuyorum. Evet, değerli milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir yol izleyelim isterseniz. Meclis adına Meclis Başkanımız Naci Bey'in bayram mesajlarını almak üzere. Değerli milletvekilim, belediye başkanlarım, ilgilenen meclisi
belediye meclis üyeleri arkadaşlar. Teşkilatımızın il, ilçe, kadın ve gençlik kolları ana akademisi ve ilçe ve belde kademelerinde görev yapan arkadaşlarım, hanımefendiler, kısaca değerli yoldaşlarım, bayramıyla da tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan arınma olan Ramazan'ı çok şükür geride bıraktık. Temenni ederim ki yaptığımız ibadetler, iftar sofraları, sahur duaları bizim bir yıl sürebilecek bir süreçte manevi bir olgunluğa ulaştırır ve bir bu manevi olgunluktan nasibimizi almış oluruz. Ben küçük bir parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Fazla uzatmadan konuşmamı kapatmak istiyorum. Bir siyasi parti bayramlaşması olması nedeniyle de bunu ifade etmek istiyorum. 1908'de Abdülhamit'i tahttan indiren İttihat ve Terakki düşüncesi 1913'te meclisi kapatıp ilk defa vesayet rejimini ele geçirmiş, ülkeyi Birinci Cihan Savaşı'na sokmuş. Arkasından da bu işi batırdıkları için bir Alman zırhıyla, o zaman Almanların maşası olan İttihatçılar Almanya'ya sığınmışlardır. Dikkatinizi çekmiştir. Geçen hafta Ergenekon hadisesi neticelendi. Yargı süreci. Yaklaşık 200'e aşkın davalı mahkumiyet kararı aldılar. 1913'ten yani İttihat'ın meclisi kapatıp vesayet rejimine geçmesinden 2013'e kadar değerli arkadaşlar tam 100 yıl geçti. Bunu hatırlatmak istedim. Bu 100 yıl içerisinde birçok vesayet rejimi meclise seçilmişlere ve hizmet eden insanlara hep köstek olmuş, takos koymuşlar. Çoğu zaman da meclisi kapatmışlardır. Ama inşallah bundan sonra bu işi düşünecek olanlar bin kere daha düşünecekler. 2013'e kadar süren bu 100 yıllık macerayı ben bitmiş olarak inşallah kabul ediyorum. Bunda emeği geçen başta Başbakanımız Tayyip Bey ve onun değerli milletvekillerinin dik durması, onun arkasındaki teşkilatların dik durmasına bağlıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Meclis başkanlarımız. Mikrofon pek çalışmıyor ya. Hanımefendiler, partimin değerli yöneticileri, 30 günlük bir maratondan sonra kutlamayı hak ettiğimiz Ramazan bayramımızın tüm İslam alemine, Bayburnu'da hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sağlıklar sunuyorum. Sayın İl Başkanım, değerli milletvekilim, değerli dava arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mübarek Ramazan bayramı tüm ülkemize hayırlara vesile getirmesini temenni eder, saygılarımı sunarım. Vardır. Buyurun efendim. İl Başkanım, Sayın Milletvekilim, değerli belediye başkanım, ilçe ve belde belediye başkanları, il genel meclisinin değerli başkanı ve üyeleri, teşkilatlarımızın tüm kademelerindeki değerli dava arkadaşlarım, hepinizi saygı, sevgi ve özlemle selamlıyorum. Geçirmiş olduğumuz Ramazan'dan sonra ulaştığımız Ramazan bayramı tüm Türkiye'ye, teşkilatımıza ve Bayburt'umuza hayırlara vesile olması dileğiyle hepinizle hepinize saygılar, sevgiler. Değerli belediye başkanlarım ve teşkilatımızın tüm üyeleri, ben de sizlere saygıyla selamlıyorum. Mübarek Ramazan bayramı. Önce teşkilatımıza, ailelerimize, Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 10.000'in altında olduğundan dolayı bir farklı formülasyonla biz hem Aydın Tepe'mize hem Demirözü'müze yüksek okul yapacağız.
Aydıntepe'nin Demiröz'üne göre bir şansı var. Mevcut hazır okulumuz var. Biz şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bu okulun üniversiteye devrini isteriz. Milli Eğitim Bakanlığı inşallah üniversitemize devri gönderecek. Ve yüksek okula önümüzdeki inşallah başlayacağız. Demiröz'ünde ise hayırsever iş adamımız Mustafa Köseoğlu amca inşallah önümüzdeki yıl inşaatına başlayarak hem yurduyla hem meslek yüksek okuluyla okulu yapıp üniversitemize teslim edip ondan sonra Demiröz ilçemizde de yüksek okul açılacak. Aydıntepe'ye turizmle ilgili bir yüksek okul düşünüyoruz. Demiröz'ünle tarımla ilgili bir yüksek okul düşünüyoruz. Ve sizin sorunuz benden ilgili bu kadar. Teşekkür ederim. Ahmet'in söylediği Eski Hastane Caddesi artı Kazım Köklü Caddesi ve onun yanındaki Güzel Cadde'yi meclis kararıyla parkomat uygulamasını aldık. Parkomat uygulamasını orada yaptığımız zaman oradaki trafik sıkışıklığı çözülmüş olacak. Teşekkür ediyorum. Oradan telafik tam sıkıntı. Tamam. 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 Öyle bir şey konuşmadık. Ne de konuştuk? Sen dedin annem bile. Kariye sığmıyorum Kadir. Kadir. Kariye Hayır.
Arkadaşlar, sandalye alacağım. Buyur. Başkanım, lütfen.